Herkese merhabalar. Kuvvetin ölçülmesi ve dinamometre konusunu 5 dakika içinde anlamaya var mısın Tonguç? İmkansız. Lan göreceksin şimdi. Sen başla zamanla, hemen sana anlatacağım, merak etme. Başlattım hocam. Evet, süpersin. Kuvvet nedir Tonguç biliyor musun? Kuvvet hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultusunu değiştirebilen etkiye biz kuvvet diyoruz. Yani tanım olarak durdurabilirsin, hareket ettirebilirsin, şekil, yön ve doğrultu değiştirebilirsin. O zaman bir sürü etki yaratabiliyorsun demek ki kuvvetle. Kuvvet o zaman biz hangi harfle gösteriyor musun? İngilizce'de force deriz. Force dediğimiz için kuvveti F harfiyle gösteririz. Forza. Kuvvetin birimi dediğimiz şey ise Newton tarafından bulunduğu için Sir Isaac Newton, biliyorsun, çok ünlü bir fizikçi, çok ünlü bir bilim adamı. Bulmasa ne olurdu sanki? Hayır, dünyanın tarihini değiştirmiş. Kafasına elma düşen adam vardı ya. Berbere gidecek parası yok, saça bak. Evladım, onlar eskiden aristokrat da öyle giyiniyormuş, dangozlaşma. Birimin neyle gösteriliyor Tonguç Hocam kuvvetin birimi? Ve kuvveti ölçen alete ise biz dinamometre diyoruz Tonguç'um. Dinamometre, hani dinamo Moskova, böyle garip garip takımlar var ya. Aslında dinamo kuvvet demek aslında. Moskova'nın gücü gibi böyle. Hani dinamo metrede kuvvet ölçen demek. Bunu da unutmayalım Tonguç evladım. Geldik. Kuvvet cisimleri ne yapabilir? Kuvvet cisimleri harekete geçirebilir Tonguç'um. Mesela sen topa vurduğun zaman harekete geçmiyor mu Tonguç? Süper. Ben bu kalemi ittiğim zaman bak harekete geçirdi. Kuvvet uyguladığım için. Kuvvet cisimleri ne yapabilir Tonguç'um? Durdurur değil mi Tonguç'um? Evet, mesela hemen göstereyim. Şu gidiyor, hop durdurdum. Hop. Kuvvet uyguladım, durdum. Bak bak, bu gidiyor, hop durdurdum gibi. Kuvvet ne yapabilir aynı zamanda? Kuvvet yön değiştirebilir değil mi? Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir veya. Mesela direksiyonu ne yaptık? Çevirdik. Mesela bak, al işte bak, böyle çevirdik falan filan. Kuvvet... Elinizi kullandınız değil mi hocam? Evet, tebrik ediyorum. Elimde kuvvet uyguladım tabii ki. Kuvvet aynı zamanda ne yapabilir? Şeklini değiştirebilir diyoruz. Dolayısıyla bak, harekete geçiriyor, durduruyor, yönünü değiştiriyor, şeklini değiştiriyor, doğrultusunu değiştiriyor. Bir sürü etkiye sahiptir diyoruz. Ve dinamometreye bakarsak da Tonguç'um, dinamometre kuvvet ölçen alet demek aslında. İçinde Tonguç'um dinamometrenin sarmal bir yay sistemi bulunuyor ve bu yay sistemi aslında sen ne kadar çekersen o kadar uzuyor. Sen mesela şöyle bir yay olsa Tonguç, sen ucundan böyle çeksen ne yapar? Bu yay belli bir süre sonra hop böyle uzar. Hocam dinamo direkt yay kopunca ben hop aşağı mı düşerim? Allah korusun, öyle bir şey olmaz tabii de. Şimdi yaydaki uzama miktarına göre biz ölçüm yapıyoruz. Mesela ne kadar uzadı, o zaman tamam senin ağırlığın bu kadar. Mesela çok fazla uzatan mı ağırdır? Az uzatan mı ağırdır Tonguç Evren? Güzel bir soru. Çok fazla uzatan, çünkü gerdirmiş. Süper, daha fazla gerdirmiş. Bravo diyorum sana. Dinamometrede ölçüm çubukları var Tonguç'um. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çubuk var mesela bunda. Ve ölçüm çubukları aslında eşit bölmelidir. Tabi burada biz resimde birazcık farklı çiziyoruz ama şu çubukla şu çubuğun aynı kalınlıkta olması gerekiyor. Bu eşit bölmeli çubuklarla biz ölçümleri yapacağız. Mesela aynen öyle, dinamometre yay kopunca ne oluyorsun? Çatarank diye aşağı düşerim. Bundan aşağı düşerim. Tebrik ediyorum seni. Dinamometrenin ölçebileceği en yüksek kuvvet değerini ölçüm çubuğunun toplam bölme sayısına bölmemiz gerekiyor Tonguç'um. O zaman neyi buluyoruz? Her bir bölümün ölçtüğü kuvveti hesaplıyoruz. Mesela diyelim ki dinamometrenin, buna diyelim ki maksimum ölçebileceği şey diyelim, tamam mı? Maksimum ölçeceği ağırlık. Kaç bölme var Tonguç'um? 1, 2, 3, 4, 5 bölme var değil mi? 50'yi ben 5'e böldüğüm zaman 10 Newton dediğimiz şey, işte 10 Newton her bir bölmede ölçeceği zımbırtı. Peki balığın ağırlığı ne kadar o zaman? Bakalım. Bak dinamometrenin bak şu ucundan ne kadar çıkmış? 1, 2 tane çıkmış, görüyor musun? Bu 2 tane çıktıysa her bir bölme kaç Newton'u Tonguç evladım benim? 10 Newton. Süpersin. O zaman 2 bölme kaç Newton'dur? 2 çarpı 10. Yani aynı öyle. Burası o zaman 20 Newton ölçüyormuş. Demek ki bu balık Tonguç evladım benim kaç Newton'muş? 20 Newton'muş diyoruz. Yıkanmış tona ne denir hocam? Yıkanmış tona Washington denir. Evet, tebrik ederim seni. Peki yeni tona ne denir Tonguç evladım? Yeni ton denir. Hayır, Newton denir. Konumuz bu. Saçmalama, ne kadar iğrenç espriler, gerçekten de midemi bulandırdın diyoruz. Hocam süreniz bitti, bir şey yaptım. Şekildeki özdeş dinamometrelerin gösterdiği değerler verilmiş demiş. KLM araçlarının şu K, şu L, şu M ağırlıklar arasındaki ilişkiyi bulalım. Özdeş dinamometre ise aynı ağırlığı ölçebiliyor. Bunda kaç tane fışkırmış dışarıya? 2 tane. Bunda kaç tane fışkırmış? 3 tane. Bunda kaç tane fışkırmış? 1 tane. O zaman bu 2 bölme çıkmış. Bu 3 bölme, bu da 1 bölme ise en ağır olan en fazla fışkırtacaktır. Dolayısıyla en ağır olan
en fazla dışarıya çıkartacaktır. Dolayısıyla L ağırlığı daha fazladır. Sonrasında K'dır, sonra da M'dir. Unutma Tonguç'um. Dinamometrenin ucundan çıkan kısım aslında bize ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Ve özdeş dinamometre olduğu için aynı şey diyoruz. Ve şimdi hocam, seninle beraber... Hocam resmen bitirdiniz ya. Ödül sorumuzu yapalım. Cevaplara yollayalım. Hadi çak bir beşlik hadi bakalım. Aferin. Bravo diyorum sana. Tebrik ediyorum sana. Ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla.